Türkiye'nin hassasiyetleri var. Öyle kolay işler değil bunlar. Devleti yönetmek, devlet adamlığı, uluslararası ilişkilerde devlet adamlarının bulundukları pozisyonlar, aldıkları duruşlar. Bunlar ciddi insanların işi. Dış politika ciddiyet ister, dış politika vizyon ister, background ister. Ve aynı zamanda çok ama çok derinlikli, güçlü, ehliyetli kadrolar ister. Uluslararası ilişkiler birçok alanda kendini var eden bir bilim dalıdır. Strateji bunlardan biri, askerler bunlardan biri, ekonomi, diplomasi. Dolayısıyla Türkiye asla ateşli oynamaz. Türkiye Orta Doğu'da çok ciddi tecrübeler biriktirerek bugünlere gelmiş bir ülke. Zor bir coğrafya. Ve hemen bunun dibinde bir Suriye var ve İdlib var. Dolayısıyla Ruslara çok sert yaptırımların yapıldığı bir dönemde Türkiye'de, Ankara'da bu kadar sert yaptırımlar yaparsa çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalır ve bu ülkemizi üzebilir, sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla denge politikası son derece doğru. Ama bir yere kadar Türkiye'de NATO'nun tabii ki aldığı kararlara bir NATO üyesi ülke olarak uyacak, uymak zorunda. Zaten Türkiye'de bunun aksi yönünde bir açıklama yapmıyor. Fakat Türkiye'nin bu denge politikası Ukrayna'yı da memnun ediyor, Rusya'yı da memnun ediyor. Her iki ülkeyle de doğru ilişkiler kuruyor Türkiye ve bir şekilde iki ülkeyi barıştırmaya gayret ediyor. Bu önemli. Bloomberg bu noktaya vurgu yaparken Fransa'yı ve Macron'u da unutmadı. Enteresan, çok çok enteresan. Şimdi kendi içinde analizin çok ciddi mantıklar var, mantıklı noktalar var. Gerçekçi bir analiz Bloomberg. Evet, şu anda Ukrayna savaşında iki aktör ön plana çıkıyor. Diplomasi boyutunda biri Türkiye, diğeri Fransa. Çünkü Amerika zaten yelkenleri indirdi, silahları çekti. Birçok Avrupa ülkesi, daha doğrusu mesela Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerde çok sert perdeden, özellikle İngiltere. Birilerinin de Moskova ile görüşmesi lazım. Şimdi Türkiye bunu söylüyor. Türkiye Moskova ile görüşüyor ama işin içinde bir de Fransa boyutu da var. Ona da bir bakmak lazım. Bunun belki yaklaşımında diyor ki Macron ve Erdoğan savaşta Putin'e baskı yapmak için farklılıkları bir kenara koydu ve harekete geçti. Böyle bir analiz yazılmış. Şimdi iki lider arasında sorunlar olmuştu. Erdoğan'ın Macron'a çok sert eleştiriler yönelttiğini biliyoruz. Macron'un da hakeza Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirileri ve suçlamaları olmuştu. Evet, uluslararası ilişkiler diplomasisinde bunlar oluyor. Bazen birileri nezaket sınırlarını zorlayabiliyor. Fakat çok kritik bir durumda ülkeler kendi çıkarlarını düşünüyorlar ve bazı olumsuzlukları unutup birlikte hareket etmenin gerekliliğini kavruyorlar. Böyle bir şey çünkü. Şimdi iki lider belki birbirleriyle pek iyi anlaşamıyorlar ama bu meselede bir aradalar diyor. Bir taraftan Türkiye bastırıyor, diğer taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bastırıyor ve bu meselenin çözülmesini istiyor diyor Bloomberg. Yani nihai bir barışın sağlanması. İki ülke arasındaki ilişkileri 2021 yılının Ocak ayından itibaren de iyileşmeye başladığına dikkat çekilmiş. Son derece doğru bir tespittir bu Bloomberg'in. Ve koordineli çalışılıyor denmiş. Kesinlikle doğru. Türkiye Avrupa Birliği üyesi önemli ülkelerle koordineli hareket ediyor. Bakınız Hollanda'nın da başbakanı geldi zaten. Türkiye'nin yaklaşımı da değişmeye başlıyor. Doğru bir analizdir bu. Gerçekten doğru bir başlıktır analizde. Türkiye Avrupa ile sorunlar yaşıyordu. Bunun en büyük nedeni mülteciler ve Doğu Akdeniz meselesi, hele hele. Şimdi Türkiye ile Yunanistan bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Tamam, sıkıntı devam ediyor, gerilim devam ediyor ama çözüm de bulmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin de bu çözüme dair olumlu adımlar atması tabii Avrupa'yı da rahatlatıyor. Dolayısıyla da bir şekilde iki tarafta birbirine biraz daha yakınlaşmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgili Avrupa Birliği hala çekincelerini ve itirazlarını da dile getirmeye devam ediyor. Şer koyuyor, onu da belirtelim. Fakat dış politikada evet, Avrupa ile Türkiye arasında bir yakınlaşma belli başlıklarda var. Bazı şeylerin iyileştiği de görülmekte.